gittiğim şuralarda bir yerdeydi ama kültür daldıysak tuttum diye. Hangisi neydi? Her şey gitti. Geçen gün onu yaptı değil mi? Bak şunlar filan ne kadar bizi çok başlıyor. Güzel oldu. Sürekli elin içinde olacak. Ha. Bak şu da tomurcuk. Evet. O da işlerle çok. Bak şu tomurcuğu kapatıyor görüyor musun? O tuttu anne. Ama saksıya dikeyim tutmak. O tuttu. Bak şu da tuttu. Ha, o da. Aynen. Bak şu da rengi çok güzel. Ha. Şu dün getirdiklerim. Yok. Şuna. Dün getirdiklerimiz de işte. Şunlar biraz çokmuş ama tamamen kurumazsa kuracak. Ya şunun adı ne acaba? Çok güzel aşırı bunlar ya. Bodrum papatesmiş. Neymiş ya? Valla öbürsünü ben zannediyorum. Şunun gibi olanı zannediyorum ama. Bir bakalım ne çıkacak. Bak şeylerde hayır Zuzu. Hayır annem. Bak fıstığı kaçırdın. Şey nanelere kestim tepesinden. Evet evet gördüm onu. Yok. Onu suladım. İçeri şey nanenin şey limonun yanına altta çatladı onu. Uğur böceklerine bak hadi. Hı hı. Biraz çatılıyorum da onu hangi şey alalım? Şuraya. Bak otlar kuruyuverdi. Mor salkımlar gençler. Suladım ben onu diktim. Şey... Şuradan sulayabiliriz. Neymiş bunun adı? Kokmuyor ama harika harika. Çok güzel bir de mi? Çok güzel ya. O kadar güzel kokuyor ki güller anlatamam. Kokmayan gül sayısı bir iki tane ama diğer güller mis gibi kokuyor ve bütün güllerimiz açtı ve üzeri o kadar çok tomurcuk var ki anlatamam size arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Annemi gördünüz. Hava çok güzel. Aldı hortumu. Ön bahçede çiçekleri suluyor. Ben de dedim yan taraftaki bahçeye geçeyim. Geçen gün demiştim ya baklayı ne yapsak çok bakla var diye. Şimdi onları toplayacağım. Sıcak suda haşlatıp dedik dondurucuya koyalım. Birçok arkadaş fikir vermişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hani büyük çoğunluk evet dondurucuya konabilir deyince dedik bugün onları toplayalım. Atalım dolabımıza. Yenir. Hiçbir şeyi hani telef etmeyi sevmiyoruz. Onun için değerlendirelim arkadaşlar. Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah diyelim. Annem poşeti aldı, gitti bahçeye. Ben de gideyim bu taraftan. Annem bahçeye girmiş benden önce. O da bezelyeleri toplayacak. Bezelyeler tekrar dökmeye başladı. Bir pişirimlik var. Hem içi olan taneliden var biraz biraz. Hem de kabuklu onları karıştırıp dedi. Yemeğini yapayım diye onları toplamaya başladı o da. Dökmüş gene anne değil mi bir sürü? Tamam sen onları topla ben baklaları toplayayım. Ama iç baklayı topluyorsun değil mi? Yok yok. Taze dondurucuya atacak olduğumuz toplayacağım. İç bakla varsa onu da ellemeyeyim o büyüsün. Hayır, hemen yapılacak kadar var. Pişirmeklik götüreceğim şeyi. Ha. Şey ya. Ben şimdi dondurucuya atacağımı toplayacağım anne. Tamam taze bakla. Ha taze baklaları toplayacağım. Sen taze topla ben iç baklayı yapacağım.
Burada tazelerini bırakayım o zaman. Bırak. Onlar iç baklava mı? Hı. Tamam. Hemen yiyelim. Pişirmeyi çekelim. Bak şunlar da iç baklava. Hı hı. Çok dökülecek zaten bu sulanmayı. Ben götüreyim bunları da doğruya koyayım. Tamam. Tamam. Bunları doğrayayım. Sıcak suyun filan hazırlayıp koyayım. Gel annem arkadan. Benim taze baklalar bu kadar oldu. Annem de dediğim gibi iç bakla topluyor. Bezelyeleri topladı, koydu, geldi bir pişirim. Şimdi iç bakladan topluyor. Onu da dedi yemeğin yaparız. Bugün bunları hallettik, çok iyi oldu. Ben şimdi mutfağa gideyim. Sıcak suyu bir yandan koyayım, bir yandan bunu doğrayayım. Şoklatalım dolaba. Birazcık böyle bakın maydanoz. Böyle de bezelye. Mis gibi. Bunları bir ayrı koyayım. Şimdi şu baklalarımı doğrayayım bir an önce de. Hemen hazırlayayım, bekletmeyeyim, buruşmasın çünkü. Normal böyle yemeklik gibi söylediniz ya, hani yemeklik gibi doğrayın, haşlatın diye. Bu şekilde haşlatacağım. Bezelye gibi bu da 2-3 poşet olur herhalde diye düşünüyorum. Hani sıcak suya girince biraz soluyor ama belki de 4 poşet. Bakla kokusu o kadar güzel geliyor ki. Burayı bir bıçak vereceğim. Gel anne. Pırasa da mı koparacaksın? Ha, ne güzel olmuş. Dur. Vereyim. Pırasalar çok güzel olmuş. Pırasa da toplamış annem. O kadar güzel olmuş ki böyle 4 tanesi bir pişirim oluyor. Bir sürü bir sürü yiyecek değil mi? Gel. Oh, ne iyi oldu. Karanlıkta oturuyormuşum. Karanlıkta oturuyormuşum. Ne iyi oldu. Dursun. Çok güzel olmuş. Pırasalar aynen ya. 5 tane 4 tane saymışmışım. 5 toplamız. Bir pişirim oluyor anne o kadar. Şunları da hazırlayayım da. Hemen haşlatmaya koyayım ben. Esra da içeride ders çalışıyor.
Sınava da az kalmak üzere. 1,5 ay kaldı şurada çocukların sınavına. Şimdi sıcakta da çok ders çalışası gelmiyor çocukların. Biraz böyle salıyorlar derslerin. İnşallah Esra'da da öyle bir durum olmaz. Sanki biraz salıyor gibi ama bir toparlanıyor tekrar. İnşallah dağılmayız sınava kadar. Şuradan iç bakla. Azıcık da iç bakla. İç bakla olanları. Ayırayım. Karışanlar olmuş. Var mı? Değil mi? İç bakla olanları. Ha, şu iç olabilir ama. Bazıları karışmış. Ha, büyükleri sen al. 3-5 tane daha var karışmış. Şuna bak diyorum sucuk gibi. Güzel. Çok ama güzel. Bunlardan neyse ayrı toplayalım. Şimdi turşu istiyor diye babamız. O da kapaz gene. İç bakla yiyor mu? İç bakla ya annem çiğ çiğ yiyor arkadaşlar. Ben hiç tadına bakmadım. Bir bakayım mı? Bak kaç yaşındayım. Hiç denemedim. Tadını merak ediyorum. Hani merak edip yemedim de bu yaşa kadar iç baklayı. Bu şekilde çiğ baklayı yiyor annem. Anne çok kekli. Çok severim. Vallahi. Ya da damak tadımız farklı. Bana kekre geldi arkadaşlar. Yani. İkincide o kadar olmuyor ama kekremsi bir böyle şey var. Atmayayım, yiyeyim şifa yerine. Parkinson hastalığım çok iyiymiş. Ama İç baklayı. Hayır, normal bakla. Yeme. Ama ilaç da kullanmayacakmış. Onu bilmiyorum da. Çiğ bana hitap etmedi damak tadıma. Özellikle yemek için. Pazardan öyle çiğ bulma, şey tazesini bulma ararım ya. Damak tadı işte yani. Herkesin farklı yaratılış. Suyumuz kaynadı. Baklayı da böyle tertemiz yıkadık, doğradık, hazırladık. Şimdi kaynayan suyun içine bunları atacağım sizin tarif ettiğinize göre. Çünkü ben hiç yapmadım dediğim gibi. İlk defa yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Hepsini alacak. Altına kısayım biraz böyle haşlansın. Bir yandan baklam haşlanırken dolaba koyacağımız şöyle bir karıştırayım çünkü üstte çıktı böyle baklalar ya hani dengeli olsun diye arada böyle karıştırıyorum. Bu şekilde haşlansın. Bir yandan da annem iç baklaların
ayıklamasını bitirdi ya. Bunu dedik yemeğin yapıverelim. Soğanı koyduk, zeytinyağıyla kavruluyor. Bunu da üstüne atacağım şimdi. Şöyle kavrulan soğanın üzerine, zeytinyağlı soğanın üzerine bunları da attım. Bir karıştırayım. İç baklavamız sararırken salça, toz biber, tuzunu bu şekilde ayarladım. Kavrulduktan sonra bunun üzerine koyacağım bunları. Sonrasında çok az sıcak su ve dereotu. Şimdi dereotu koparıp geleceğim bahçeden. Çünkü burada yok. Hemen bir koşu gidip geleyim. Geldim. Dereotlarımla geldim bakın. Mis. Birazını ayıracağım. Birazını şöyle koyalım. Şöyle sert yerlerini koparayım hemen. Yakayım. Doğrayayım hazır olsun iç baklavanın içine. Oho, oy 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 oy. Şunu bir alayım. Taşırıyorum. Demek ki ağzını kapatmayacağız ya da. Taştı. Dereotlarıyla uğraşırken. O sararmaya başladı bile. Güzelce rengi dönsün. O da olur. Koktu dereotu. İç baklavamız sararmış. Salçasını, toz biberini, daha doğrusu al biberini artık sürekli öyle diyeceğim. Çünkü bizim yöremize al biber deniliyor arkadaşlar. Salçasını, al biberini ve tuzunu koyuyorum. Siz anlarsınız ki al biber toz biber demek. Şöyle hepsini bir karıştırayım. Ondan sonra tekrar kavrulmaya bırakacağım. Dereotunu da atayım o zaman da. Beraber kavrulsun. Dereotunu da attım. Baklanın. Annem dedi ki beraber kavrulsun. Yemek uzmanı zeytinyağlarda annem daha iyi. Onun için onun fikri önemli. Baklamızın durumu bu. Yakından şöyle göstereyim. Rengini döndürdü. Ama biraz da dedik pişsin. Çok diri olmasın dolaba koymadan önce diye. İç baklamızın da son hali bu. Dereotunu da koyup böyle sarartıyoruz ve sıcak su ilave edilecek artık buna. Artık bundan sonrasını annem yapacak. Bunun sıcak suyunu koyacak. Bunu da süzüp soğumayı bırakacak. Ben işe doğru gideceğim arkadaşlar artık. Dediğim gibi annemi bırakıp baklaları ben hazırlandım çıktım. İşe doğru gidiyorum. Giderken de bakın böyle daha yakından güllerim göstere göstere gideyim size. Bakın. Çok güzel, çok. Bir de o tomurcukların yakından görseniz o kadar çok tomurcuğu var ki bunların hepsi açacak. Hele şu geçen yaz mesela görüyordunuz bu gülü burada kocaman kırmızı. O kadar çok tomurcuğu var ki hepsi birden açacak. Üzeri hep tomurcuk. Bir iki tanesi açtı şuradan göstereyim bakın.
Şurada bir de şurada iki tane açtı bunun da. Ya çok güzel. Hele şu. Hele şu bakın. Nasıl güzel açtı bakın. Çok güzel oldu. Pembe renginde ama şu üstleri ebruli. Şöyle görünüyor mu bilemiyorum. Evet. Bakın üst tarafı ebruli. Çok güzel. Şurada. Burada da bakın turuncu bir gül. Güneş ışığından farklı görünebilir rengi ama bu da turuncu renginde. Çok güzel. Bu da bakın aşağıya doğru böyle sarkan pembe güller. Ah Dilara'm nur içinde yat. Nur içinde. Bakın aşağı doğru böyle duvarın üstüne sarkıyor. Ve hepsi tomurcuk. Ve hepsi de birden böyle açtı bir yandan. Şu da bakın. Pembiş pembiş güller. Şu tomurcukların güzelliğine bakın. Allah'ım harika ya. Harika. Hepsini budadım biliyorsunuz ben bu güllerin. Budadıktan sonra inanın o kadar güzel coştu ki hepsi tomurcuk. Hele şu beyaz gülün kokusuna doyamıyorum. Mis. Mis ki mis. Böyle. Güllerimiz de böyle. Şu sarı sarkan gül de değil bu. Bu da burada böyle sarkmış durumda açıyor. Züzü. Bıdık. Ben gidiyorum. Güle güle mi diyorsun? Tamam mı? Ben çalışıp geleyim. Tamam mı? Siz babaanneyle Esra ablamla durun. Şu otları da bakın. Şuradaki bahçenin, ön bahçenin içinden söküyoruz. Bir yandan onlar artık temizliyoruz ve o kadar çok çıkıyor ki hani diyeceksiniz bahçede bu kadar ot mu var? Evet. İnce ot görünmüyor ama çok fazla. Tek tek çünkü temizliyoruz. Annem de karşıdan bakıyor. Anne bay bay. Görüşürüz. Züzü. Uy canım benim ya. O bay bay ediyor hep. Bıdık hadi bakalım. Bu arada da sizlere de veda edeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi annem görüşürüz. Benim kızlar kapıya kadar uğurluyor. Canımın içi. Hadi gidin içeriye babaannenizin yanına. Hadi bay bay. Fıdık da ileriden bakıyor. Anam ben sizi yerim. Haydi bakalım. İşe.